Mehmet Akif'in ifadesiyle bu topraklar cennet bir vatandır. Orhan Şaik Gökyay'ın ifadesiyle her taşı yakut olan bu toprak can verme sırrına erenlerindir. Medeniyet kodlarımızı Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den, Hacı Bayram Veli'den, Ahmet Yesevi'den, İbni Haldunlar'dan almış medeniyetin çocukları olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmalı ve hedefe yürümeliyiz. Üç kıta, yedi iklim anlayışını ruhumuzun en derin sularında hissediyoruz. Bu topraklar üzerinde bölücü, yıkıcı faaliyetlerde bulunanların, onların dümenine, su taşıyanlara canı siper eden bir oluşumuz. Büyük birlik ideali, Anadolu yaylalarından Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan ulu bir çınardır. Abdurrahim Karakoç'un mısralarında, ellerin ilinde çiçek açarken bizim ele kar yağıyor kardeşim. Kimler çizmiş bu hududu? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Mısralarına mütakip bu coğrafyayı, kaynaştırmayı, dar gelen hudutları yıkmanın heyecanını taşıyoruz. Ümmetin son kalesi olan Anadolu'yu yeniden milli bir hamleye sokmanın telaşı bizdedir. Türk İslam medeniyetinin inşasını, bir ortak pazar kurmanın gerekliliğini savunuyoruz. Biz kökleri Hoca Ahmet Yesevi'ye, Hacı Bayram Veli'ye, Şemsi Sivasi'ye uzanan Ulu Osmanlı çınarının bereketli filizi olmayı arzuluyoruz. Dursun ön kuzuların, dar ağaçlarında yitirdiğimiz Ali Bülent Orkanların bugünlere taşıdığı bayrağı namus görerek devam ettirmenin telaşı içerisindeyiz. Hedeflenen dünya kimliksiz, kişiliksiz, insan yığınlarından oluşan kolay idare edilebilir bir dünyadır. Buna karşı özüne, köklerine, aslına sarılan bir millet inşası istiyoruz. Yeni dünya düzeninde ABD'nin arzu ettiği çerçevenin içinde hareket etmezsek asla yaşama şansımız olmaz gibi anlayışların tam olarak karşısında duruyoruz. Anadolu'da Osmanlı'nın yaptığı gibi bütünleşmiş bir Anadolu özlemi vardır. Ayırmadan, kayırmadan bütün insanımızı yekpare, tek vücut yapacak büyük bir ideal vardır. O ideal büyük birliktir. Geniş coğrafyada geniş düşünmek zorundayız. Bizi birleştirecek yegane temel değerin tevhid ilkesi olduğunu bilmeliyiz. Emperyalizm ve sömürü çemberinin dışına çıkacak darbe gönüllerde yatıyor. O uyanış gereklidir. Birileri sermaye uşaklarının kucağında olabilir. Birilerinin arkasında Amerika, Avrupa Birliği, NATO olabilir. Ama bizim arkamızda yalnızca Cenab-ı Hak vardır. Arkasız yiğitlerin arkası da Cenab-ı Mevla'dır. Söylemlerimiz, demeçlerimiz, ideallerimiz, görüşlerimiz medyada yer bulamamaktadır. Çünkü sermaye grupları, bütün ayrılıkçı unsurları yabancı sermaye eşliğinde baskı ve şiddet yoluyla, medya yoluyla çok rahatça fitnecilere yer veriyor. Ama işbirlik, beraberlik davasına gelince ipotek uygulayabiliyorlar. Bunun nedeni oturdukları koltuklar, bulundukları makamlar dış mihrakların desteğiyle sağlanmasıdır. Dış güçler Türkiye'nin kan gölünde olmasını, ülkenin bölünmesini ezelden beri istiyorlar. Bundan ötürüdür ki medya ile halka psikolojik olarak dayatma yapıyorlar. Biz ideallerimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Ümidimiz, senedimiz, umudumuz, hayatımızdır. Orta Doğu'da bu kan ve gözyaşı elbet bitecektir. Türk İslam medeniyeti, Türk İslam güneşi elbet doğacaktır biiznillah.